Evet sevgili dostlar sponsorlarımız golbar.com'un ve Kayseri Özel Üme Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Golbar'dan 2 adet Fenerbahçe forması hediye yapmanız gereken Golbar'ı Twitter'dan takip etmeniz. Bu videodaki yoruma Golbar kazandırır yazmanız. Tabii ki de kanalımıza abone olmanız ve çekiliş videosunu yani bu videoyu beğenmeniz arkadaşlar. Eğer bu videoya çok yüksek sayıda beğeni gelirse bu forma çekilişi gerçekleşir. Ama beğeni sayısı az kalırsa abone artışı az kalırsa maalesef. Hatta şunu da söyleyeyim 29.800 olmamıza çok ama çok az abone kaldı. Belki de bu video bunu sağlayacaktır sevgili arkadaşlar. Fenerbahçe Giresunspor müsabakası öncesinde biliyorsunuz kulübümüz e, açıklamalarda bulundu. Takımımız Giresun'a ulaştı. Bir tek sen Giresun Spor, maçı öncesinde Fenerbahçemiz bir açıklama yaptı. Kamp kadrosunu açıkladı sevgili arkadaşlar. Bunu ben ekrana vererek e, haberi sunayım. Fenerbahçemiz 33. hafta ligin 33. haftasında karşılaşacağı Giresunspor müsabakasına dair kadroyu açıkladı. Kadroda yer alan isimler şu şekilde arkadaşlar. E, zaten sizler biliyorsunuz. Sakatlıkları bulunan Altay bayındır. Lincoln Henrique kadroda yer almadığı Sarı kart cezası Vilyan Arao, kırmızı kart cezası İrfancan Kahveci de kadroda yer almadı. Bunların dışında Ezgican Aleoski ve Gustavo Hernike de teknik heyet kararıyla kadroda yer almadı. Ancak kadroda yer alan isimlere baktığınız zaman da sakatlıklarını yeni atlatan Enner Valencia ve İsmail Yüksek kamp kadrosunda yer aldı ve Giresun'a giden futbolcular oldular. Fenerbahçe'miz nasıl bir 11 ile çıkacak? Ne yapacak? Aslında bu çok konuşulacak bir haber. Çok konuşulacak bir içerik. Fakat ben kısaca şunu söyleyeyim. Tahminlerimden yola çıkarak söylüyorum. Kalede İrfan Can'a bayat. Bu hemen hemen kesin. Giresunspor'un hücumlarına karşılık sağ bekte Ferdi Kadıoğlu. Sol bekte Luan Perez oynayacaktır muhtemelen. Çünkü Luan Perez'in geri dönüşleri ve ofansif katkısının Jesus tarafından beğenildiğini düşünüyorum. Stoper ikilisinde ise Samet Akaydın ve Atilla Selahi ikilisinin olacağını düşünüyorum. Aynı zamanda şunu da belirteyim. Fenerbahçe'miz Giresun maçından sonra tam 11 gün sonra Trabzonspor maçına çıkacağı için bu kadronun bu şekilde olması mantıklı. Çünkü baya baya dinlenme fırsatı olacak. Az kadroyu çıkaracak. Şimdi gelelim merkeze. Arao'nun yokluğunda İsmail Crespo ikilisini bekliyorum ben. Herkes zayıçısı Mert Hakan'ı yazıyor ama ben İsmail Crespo ikilisini bekliyorum. Ön libero da İsmail. Yardımcı orta saha rolünde Crespo'yu oynatacağını düşünüyorum. Hücumun sağında Arda Güler. Solunda Emre Mor'u oynatacağı fikrindeyim. Çünkü İstanbul Spor müsabakasında bu ikilinin uyumu da çok iyiydi. Katkısı da çok iyiydi. Ancak bir deplasman müsabakasında olmamız aynı anda ikisini sahaya sürmemizi gerektirir mi? Bu düşündürücü bir soru. Mesela kadroda Pedro, King, Serdar Dursun, Valencia ve Batshuayi isimleri mevcut. Yani 5 adet forvet oynayabilecek isim mevcut. Ben King'in yedek olarak başlayacağı görüşündeyim. Cao Pedro'nun da aynı şekilde. Hücum hattında hani Valencia, Serdar Dursun ya da Valencia, Batshuayi çıkaracağı görüşündeyim. Bunlara göre de yedeklerde Serdar Dursun olur 1, King olur 2, Pedro 3, Mert Hakan 4, Zaytis 5, Rossi 6, Osterwolde 7, Serdar Aziz 8. Osay Samuel 9. Kaleci e, Ertuğrul 10. 10. yedek olarak sahaya çıkacaktır. Fenerbahçe'mize sonsuz başarılar diliyoruz. Maç öncesi sıkıntı skandal üstüne skandal. Bakın Fenerbahçe'de eksikler var. Oynamayanlar var. Cezalılar var. Düşündürücüler de var. Mesela sakatlıktan yeni çıkmış. Batu Şuhayi ilk 11 oynatılır mı? Bunu size soruyorum. İsmail 11 oynatır mı? Tepki çeken Rossi'yi ya da geçen maçta sağda kötü gözüken Pedro'yu oynatır mı? Bunları size bırakıyorum ama şu bir gerçek ki Fenerbahçe'nin kadrosu bu şekilde. Şimdi skandallardan biri şu. Emre Bol açıkladı. Metin Sipahioğlu mevcut. Yani Fenerbahçe'nin mevcut yönetiminde sanıyorlar. TFF denen çok zeki kurum. Ve Metin Sipahiyeoğlu'nu PFTK'ya sevk ediyorlar. Uyarıyorlar. yani siz geri zekalı mısınız diyorlar. Hani malsınız ama bu kadar mı malsınız diyorlar. Bu adam Fenerbahçe yönetiminde değil diyorlar. Ve iş bilmez dünyadan bir haber olan TFF yönetimini uyarıyorlar. TFF'de böyle bu sevki geri çekiyor. Herhangi bir yalanlama gelmedi herhangi bir şekilde. Fatih Doğan da diyor ki. Metis Sipahioğlu'nun PFDK'ya sevk edilmesinin üstünde çok durulmuyor, çok konuşulmuyor ama bu basit bir olay değil. Tam bir rezalet, tam bir skandal. Bu kadar olmaz dedirten cinsten bir olay diyor. Bu olay niye biliyor musunuz? Bu olay ülkedeki Fenerbahçe düşmanlığının seviyesini göstersin size. Ülkedeki Fenerbahçe düşmanlığının seviyesi bu işte arkadaşlar. Yani kendilerini geri zekalı konumuna düşürecek kadar sıkıntı. Galatasaray kulübü çıkmış. Onlar da ayrı bir rezalet, onlar da ayrı bir ağıt e, sergiliyor. Koç Holding şöyle böyle, Fatih Doğan diyor ki Koç Holding'in sponsor olmadığı kurum mu var Türkiye'de? Çok az. Galatasaray'ın geçmiş yönetim kurulu üyeleri arasında Koç Holding ile iş ortağı olan yöneticiler vardı diyor. Yalansa buna, yalan değil. Ah, ah geldi anlat. Napoli vardı 33 yıl sonra. Aradan sonra e, Serie A şampiyon olmuş. Tebrikler Napoli. Hani Fenerbahçe olmuş kadar seviniyor musunuz? Hayır o kadar değil ama en azından gurur duyuyoruz. Çünkü bizim evlatlarımız da o şampiyonlukta pay sahibi oldular. E, bizi sevindiriyor. Şimdi hocam Giresun maç öncesi bir skandal daha söyle. Arkadaşlar aslına bakarsanız skandal üstüne skandal var ligde. Hakem atamaları ayrı bir skandal. Fenerbahçe maçını doğruyan hakemleri başka maçlara ödül olarak yine vermişler. Mesaj belli. Fenerbahçe şampiyon olmasın diye. Ve ben bir araştırma yaptım. Daha doğrusu haberlere de düştü. Bu araştırmayı yapıyordum ama bugün haberlere düşmesi beni sevindirdi. Şampiyonu Devler Ligi'nde zor bir takvim bekliyor haberi. Bakın bu haber çok tuhaf. Niye biliyor musunuz? Şimdi e, iddiaların, şikelerin, iftiraların, tehditlerin, şantajların oynatmayız, oynatırız. Bize bilgi veriyorlar, bize duyum veriyorlar, bize bilmem var kayıtlarını veriyorlar diye skandalların olduğu ligimizde ligi şampiyon bitirecek olan takımın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki eleme takvimi ve rakipleri bir bir belli olmaya başladı diyor haberimiz. Şimdi Süper Lig şampiyonu aslında çok çok zorlu bir yola girecek arkadaşlar. Peki hangi turdan katılacağız? Arkadaşlar bu çok önemli bir konu ve önemli bir soru. Hangi turdan katılacağız? İki ihtimal var. Şimdi Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş üçü de şampiyon olabilir ihtimali var. Birinci eleme turunda seri başı olması kesin. İkinci turda ise kuvvetle muhtemel seri başı olacak. Ve e, UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyon olan takım kendi liginden de Şampiyonlar Ligi vizesi alırsa ikinci eleme turundan. Eğer kendi liginde şampiyon olamazsa birinci eleme turundan katılım sağlanacak. Nasıl yani? Yani Şampiyonlar Ligi olan Şampiyonlar Ligi şampiyon olan takım kendi liginde şampiyonsa ya da Şampiyonlar Ligi vizesi ise e, sıkıntı. Mesela Real Madrid ve Manchester City yarı final eşleşmesinin galibi şampiyon olursa ikinci eleme turundan başlayacağız. İtalyan derbisinin olacağı diğer yarı final eşleşmesinde Milan ve Inter karşılaşacak. Inter şu anda dördüncü. Milan altıncı sırada. Yani Bunların şampiyonlar ligi potasında bitirmesi biraz riskli. O yüzden e, Madrid ya da City olursa takımlarımızdan hangisi şampiyon olursa avantajlı olacak. İnşallah Fenerbahçe olur bu avantajlı olan takım. Şimdi peki birinci eleme turunda katılması kesin olan takımlar. Arkadaşlar bakın takımların adı: e, Macaristan'dan Ferencváros, Kazakistan'dan Aslana, Litvanya'dan Zalgiris, Finlandiya'dan HJK, Estonya'dan Flora, İrlanda'dan Shamrock Rovers, gallerden Nevstins Saints. Hani bu gibi takımlar başka Gürcistan'dan Dinamo Tiflis, İsveç'ten Haklen diye gidiyor. İsrail'de şampiyonluk yarışında olan Makabe Haifa ya da Hapoel bir şey takımı bunlardan bir tanesi bu tura katılacak. Bu takımlar dışında Bulgaristan, Romanya, Azerbaycan, Polonya, Slovenya, Moldova, Lüksemburg, Kosova, Ermenistan, Arnavutluk, Makedonya şampiyonları da bu turda yer alacak. Bu şampiyonlara ilk olarak Karadağ Ligi şampiyonu İzlanda'dan bir iki tane takım. <laughs> Burayı Dublik, San Marino'dan Trepenne, Andorra Ligi şampiyonlarından iki tanesi de birinci eleme turuna dahil olacak diyor. Yani kebap tur ama maçlar erken. İlk maçlar 11-12 Temmuz'da. UEFA Şampiyonlar Ligi birinci eleme turu kura çekimi 20 Haziran 2023'te gerçekleşecek. İlk maçlar 11-12 Temmuz'da. Rövanşlar 18-19 Temmuz'da oynanacak. Kazananlar ikinci eleme turuna, kaybedenler UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turuna katılacak. Şimdi de bu boyutu var. Yani bu turda eğlenirsen rezil olacaksın Konferans Ligi'ne. UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turuna 20 takım yer alacak. Bu takımlardan biri temsilcimiz olacak. Buraya katılan temsilcimiz yüksek ihtimalle seri başlar arasında olacak. Şu ana kadar Hırvatistan'dan Dinamo Zagreb, Norveç'ten Molde bu turda olması kesin takımlar. Danimarka şampiyonu, yer alacak. Birinci eleme turundan gelecek 16 takım da bu turda yarışacak. ikinci eleme turu kuralları 21 Haziran'da çekilecek maçlar. 26 25-26 Temmuz 1-2 Ağustos'ta oynanacak. Nispeten burada olması daha iyi. Çünkü kulüp sezonu Temmuz'da açar. Ya da Haziran'ın son haftasında açar. Temmuz'un 10'u gibi falan hazırlık maçlarına başlar falan filan. Diyelim bu turda geçildi. Üçüncü eleme turunda yer alacak. Yani temsilcimiz muhtemelen ikinci elemeden başlayacak. 3. yani oraya geçerse üçüncü eleme turunda da yer alacak. Bu turda kesin olan takımlar Çekya Yunanistan şampiyonları. Yunanistan'dan gelenecek takım Panathinaikos ve AEK olacakmış. Çekya'dan Sparta, Prak, Slavia, Prak. 2. eleme turundan hani 20 takım diye buradan 10 takım yükselecek. Ve 12 takım burada tur arayacakmış. Üçüncü eleme turu kuralları 24 Temmuz'da çekilecekmiş. Maçlar 8 Ağustos, 15 Ağustos'ta oynanacak. Ve ardından playoff turu. Bakın. Birinci elemeden başlarsan 3 yani 2 4 6 maç 2 de buradan 8 maçı geçmek zorundasın. Şampiyonlar Ligi'nde gruba kalmak için. tür ülkemizi Andorra'ya karşı Andorra'ya çevirenler sağ olsunlar. Üçüncü eleme turuna geçeceğiz. Playoff. Burada İsviçre şampiyonu Young Boys Belçika şampiyonlar ile birlikte üçüncü eleme turundan geçecek. Gelecek 6 takım yarışacak. 7 Ağustos'ta kurallar 22-23 Ağustos 29-30 Ağustos'ta oynanıp gruplara katılacak. Yani fikstür çok zorlu. Kim şampiyon olursa olsun çok ama çok erken bir sezon açılışı bekliyor. ben Galatasaray oyuncularına söyleyeyim de boşuna yorulmayın. Ligi niye erken açacaksınız? İkinci olun efendi gibi. Biz erken açılmak biz alışkınız. Bu arada Fenerbahçe kazandığı Olympiakos karıştı. Fenerbahçe Beko'nun Olympiakos'a karşı kazandığı Euroleague playoff serisinin dördüncü maçında Yunan ekibinin benchi karışmış. Allah daha da beterini versin inşallah son maçı da inşallah kazanırız. 2 2 eşitliğe getirdik. Baş antrenörleri 4. çeyrekte Nigel Hayes Davis'in üçlüğü sonrası Fenerbahçe skoru 54-49'a taşıdı. Bu üçlüğün ardından hemen aldığı ilk malı da Bart Zokas oyuncularına kedi gibisiniz. Neden kedi gibisiniz? Biraz sert olun. Gururunuz için oynayın bari. Lanet olsun adamım demiş. Kazanabileceğinize inanın artık ifadesini kullanmış. Maçın bitimini 13 saniye kala da son molasını almış. Bu sırada Fenerbahçe Beko 4 sayı farklı önde. 1 dakika 13 saniye kala ve 43 saniye kala. 2-3'lük isabetle Beko. Olympiakos oyunda tutan Şakuinli Makisic son topu kullanmak istiyor. Bart seti çiziyor. Topu bana ver. Neden topu bana vermiyorsun? Sadece topu bana ver demiş. Bart Zokas ise kes sesini. Sana dediğimi yap demiş. İyice karışmış. Yani bunun üstüne herhalde birbirini döverler. Arkadaşlar forma çekilişi için bir kez daha hatırlatıyorum. Twitter'dan golvar.com takip ediyorsunuz. Bu kanala kesinlikle ve kesinlikle abone olup bu videoyu beğenip yoruma gol var kazandırır yazıyorsunuz. Yine geçtiğimiz çekilişteki gibi az katılım olursa şansınız çok yüksek. Benden tavsiye ama belli bir baremin altında beğeni ve yorum gelirse de bu çekilişi iptal etme hakkı golvar.com'dadır. Lütfen ve lütfen katılalım. Görüyorsunuz arkadaşlar orijinal bu sezonun formalarını gönderiyoruz. Teşekkürlerimi sunuyorum golvar.com'a Fenerbahçemize de başarılar diliyorum görüşmek üzere.